Aleyküm selam. Muharrem Reis, hoş geldin. Bekleyeyim mi biraz? Toplanalım mı? Direkt oyuna gireyim mi? Bana ikisi de uyar. Dün yayın açmadım değil mi? İyi halt yedim. Edison hoş geldin. Kolay gelsin. Manidar bir söz. Vallahi gelsin Edison. Çünkü ızdırap. Uyuz oldum bu moda. 50 günde öldük ya. Rövanşım var. Yayın başlığında bu yüzden ızdırap rövanş diye attım. Oyun düşünsün. Çok pis planlarım var ama tabii her şey yolunda giderse. Bakalım. Bir hedefim var. Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Nazar değmesin mi? Ya yaşayabildiğim kadar yaşayacağım işte ya. Çünkü bunda zaten ölüm kaçınılmaz bu modda. Böyle 300-500'ler herhalde hayal gibi bir şey. Yapılırsa da illegal yapılır herhalde. O kadar süre yaşamak bu modda çok kolay bir şey değil. Çünkü o son hastalık geldiğinde çökmüş beden her şeyin sonu oluyor aslında. Hiçbir şekilde can yükseltemiyorsun. Olan can da gittiği zaman geri yerine gelmiyor. Yani müthiş zor. Çok zor. İki gün önce açtın. Oyundaki ablaya mı sorayım? Onun kendinden haberi yok. Muharrem Reis. O anca ben ne versem onu yiyor. Ben ne yap desem onu yapıyor. Kadıncağız. Ne yapsın? Ama biz de boş değiliz. Kolluyoruz tabii ki Astrid. Astrid benim canım. Bebeğim. Kollarım. Garibim kocasından çekmiş. Bari ben yardımcı olayım dedim. İnsaniyetlik diyelim. Bak bu tecavüzü baz alırsak 6 yıldır hayattayım. Daha ne yapayım ben kadına? Sakalları çıktı. Yani bayan kuaförü var da ben mi gitmiyorum? Ne sakal ne bıyık. Aldattıramıyoruz. Çok detay vermeyeyim istiyorsun. Ufak ufak başlayayım. Biraz da geç yayın açtım zaten. Yavaş yavaş toparlanırız diye düşünüyorum. Kick'te yayın açmadım. İlerleyen zamanlarda Kick'te yayın açacağım. Zaten bununla ilgili takipçiyseniz bildirim alırsınız. Yoksa da Discord üzerinden alırsınız. Bir şekilde görüşürüz herhalde. Şimdi ızdırap modunda daha önce 50 gün hayatta kalabildim. Bu tabii ki biraz mekaniğini anlamama da yardımcı oldu bana. Oldukça zor bir mod. Ama zaten biz hep zoru sevmiyor muyduk? Kendi adıma konuşayım. Hep zor bir şey gelsin istiyordum. Beteri geldi. Güzel bir mod yapmışlar. Oldukça sıkıntılı, sıkıntılarla dolu. Ama üstesinden gelirim diye düşünüyorum. Biraz da idmanlıyız şimdi. 50 günün idmanı var. Fakat her şey istediğim gibi olursa bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyorum ben yaşamsal olarak. Öncelikle hedef ağır çekiç ve testereyi hızlı bulmak. Bunları eğer hızlı bulabilirsem bir farkındalık yaratabiliriz belki. Bakalım. O zaman başlayayım ufaktan. Şöyle onaylayalım modu. Tabii ki Astrid'le devam ediyoruz. Mackenzie tipim değil. Daha önceki ismi vereceğim. Mustice ızdırap diyoruz. Çektiğimiz belli olsun. Hazırsanız başladım. Size iyi seyirler, bana iyi oyunlar. Lütfen şansımız yaver gitsin. Bak bana orada gene soru sormuş. Ne kadar hayatta kalabilirsin diyor ya. İzleyelim görelim. Bakalım ne kadar kalacağız. Bir de tek atmıyor muyuz şeye testereyle? Biraz hava kararmaya yakın. Çok fazla oyalanmayacağım. Hızlı gitmem lazım. İnşallah hastalıklar biraz geç gelir. Eksi 30. Çayları alalım hızlıca. Soğuk ısırması yemeden ya Molin'in evine, yok Molin'in evini sona bırakalım. Önce ahırı bir halledelim. Ahırdan sonra hemen hızlıca şeye geçelim. Topluluk merkezine. Ondan sonrası Allah kerim. Tavşanlar şu an
Sizinle hiçbir işim yok. Rahat rahat gezin, dolaşın, ağaçları kemirin, emcükleyin. Daha sonra görüşürüz. Şu an değil. Mod hayvanlara yaradı vallahi. Dexia hoş geldin. Teşekkür ettim. Kaptan hoş geldin. Sana daha yeni mi bildirim geldi? Yani Twitch. Önemli olan gelmesi bak. Gelmeye de bilirdi. Bildirimler de benim gibi değil mi? Ben de bazen zamansız geliyorum ya şu an olduğu gibi. Biraz geç yayın açtım ama açtım. Ya birazcık yoğundum 2 gündür. Ben 2 gündür yayın açtığımda unuttum bu arada ya. Sadece bir gün açmadım diye düşünüyordum. 2. günmüş. Ya çok kötü başladık biliyor musunuz? Rüzgar şu an koşmamı engelliyor. O da sanırım soğuk ısırması yememe neden olacak. Yemeden gidersek süper olacak. Bilmeyen arkadaşlar için yayın başlığında da belirttim. Sıfırdan ızdırap moduna başladım. Daha önce 50 gün yaşayabilmiştim. Bunun bir rövanşı olacak demiştim. O gün bugün. Kick mi Twitch mi? Kick mi Twitch mi? Hangisini de açayım derken kendimi Twitch'te buldum. Ama söylemiş olduğum gibi yakın zamanda yine kick'e ağırlık vereceğim. Hatta ızdırabın diğer bölümleri kick'te de geçebilir. Bilginiz olsun. Hızlı gitmem lazım, hızlı. Nereden çıktı bu fırtına ya? Fırtına değil pardon. Rüzgar da yürütmüyor yani. Umarım soğuk ısırması yemeden ahıra ulaşabiliriz. Şu an en iyi dostum taşlar. Bunları da alayım. Ah, soğuk ısırması başladı bile. Dakika 1 gol 1. Valla idare edeceğiz ahıra kadar. Daha fazla ilerlemeden yetişeyim. İkinci evreye geçerse geçmiş olsun. Ya kötü tarafı da şey, birinci evre bile şu an çok zor benim için. Yani ısınmak çok zor olduğu için. Ha bir ha iki. İki daha da zorluyor tabii ki sonra. Ahır karşıda. Daha sonra sağ tarafta bir kurt var. Daha sonra buradan biraz kuş kabuğu toplamaya çalışacağım. Çok işimize yarayacak. De umarım lütfen bu sefer şansım yaver gitsin ya şey için. Ağır çekiç ve testereyi hızlı bulalım. Çok istiyorum. Geçen o 50 günlük serüvende çok geç bulduk ağır çekici. Testereyi hızlı buldum ama ağır çekiç için bir de ben kendi başıma bela sokup buradan kalkıp sahil yoluna gittim. Bakalım bu save'de ne olacak? Hastalıklar gelmeden önce bir an önce hareket edersek çok işimize yarayacak. Onur Demircan hoş geldin. The Hex en çok merak ettiğim mod. Bende o soğuk ısırması 2 oldu. Hex şu an ben de başka şeyler merak ediyorum. Konuşuruz dur. Başım belada şu anda. Bu modun Allah cezasını vermiş ya. Öyle diyeyim yani bilmiyorsan. Aşırı zor, aşırı öyle böyle değil. Yani mütecavız yanında böyle ponçik kalıyor. Yapmışlar vallahi. Kim açılgın? Darlandı Reis. 19. ay aboneliği. Ey maşallah. Ablayı kapatmıştım. Darlandı Reis, senin yorumunu ben okuyayım. Selamlar, iyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ederim. 19. ay aboneliğin için. Hoş geldin. Evet, Darlandı Reis, senin de uzun süredir beklediğin mod ızdırap geldi. Rövanş yapıyoruz. Daha önce 50 gün yaşayabilmiştim. Bunun bir bedeli olacak demiştim. Bakalım olacak mı? Ben de merak ediyorum ne yapacağız. Bazı şeyleri erken bulursam bir şeyleri farklı yapabilirim. Yaşamsal olarak değişime yarayabilir. Özellikle ok ve yayı hızlı halledebilirsek süper olacak. Sadece iki parça ürüne ihtiyacım var. Ağır çekiç testere. Gerisi bende. Tabii ki kibrittir, odur budur. Bunlar yavaş yavaş bulunacak. Bakalım ne kadar şanslıyız. Bile hoş geldin. Aleykümselam. Izdırap modu böyle oyunun ızdırabını oynar. Rekor kırarız. Selamun aleyküm. Aleykümselam da. Keşke senin kadar iddialı konuşabilseydim. Daha önceki ızdırap modunda beni izlediğini hatırlıyorum Melih. Büyük konuşmasa mıydık?
Zor zor. Vallahi çok zor. Allah oynayanlara yardım etsin. Bak şurada mesela ağır çekiç çıksaydı kötü mü olurdu? Yok. Yine mi kötü başladım ben ya? İçeride ısınamıyorum değil mi şu an? Eksi 5 mi? Hadi geçmiş olsun. Arabada ısınırız diye düşünüyorum. Şu hipotermiyi bir durduralım mı? Isınıyor olmamız lazım arabada. Tamam, fena değil. Bir saat uyuyalım. Şu soğuk ısırması, hipotermi, bunlardan bir kurtulalım öncelikle. Krakuroft hoş geldin. Teşekkür ettim. Metin hoş geldin. Ne olmuş? Nasılsın abi? Ne olmuş? O orayı anlayamadım. Şey, ızdırap moduna başladım da. Ya geçen 50 gün yaşayabildim. Onun bir revanşı olacak demiştim. Şimdi o yüzden biraz da başladım. Bir süredir başlamayı düşünüyordum zaten. Hem zorluğu çok hoşuma gitmişti. Biraz şimdi mütecavıza ağırlık verdim. Hedefim 2000 gündü. Onu fazlasıyla gerçekleştirdik. Ara ara tabii ki devam edeceğim ona. Kaldığımız yerden mütecavıza. Şu an 2050'lerde miyiz? 2040'larda mıyız? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Bak bu iyi oldu. Bunu okuruz. Uh-oh. Nerede çıktı? Normalde şuralarda çıkıyor. Güzel. Değişik yerde çıkması hoşuma gitti. Demek ki bana güzel şey... Sen şaka yapıyor olabilir misin? Oha! İki tane şey çıktı hem de bir kutunun içinden. Mükemmel. İyi başladık. Şu 90, şu 25. Şimdilik şunu giyeyim. Deri bulunca bunu tamir edip bunu giyeceğim. Bu daha iyi tabii ki. Bakalım aynı şansımız. Umarım ağır çekiç, testere, bu gibi şeylerde de devam eder. Şunu da giyelim. Kiti bulursam hemen şey yapacağım. Bir bileme taşı geldi, güzel. Dikiş kiti bulursam hemen kafaya bir şey yapmamız lazım. 38 zehirler mi beni? Bunu yiyeceğim. Biraz şeyi düşük. Güvenmiyorum çünkü. Şu anda bile beni zehirleyebilir. Bu çok iyi oldu. Bu modda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bulduğunuz yiyecekler %40, 50, 60 bile olsa, belki 70, emin değilim. O bile zehirleyebiliyor. Şans yani. Boyayı şimdilik alalım. Sanırım bir şuraya bakmadık. Yani buranın notu şu an açıkçası çok da kötü değildi. Eldivenler çok iyi oldu bu arada. Ne, bir derken iki tane verdi. Hipotermi tekrar yedik. Şimdi benim amacım hızlıca topluluk merkezine gitmek ama aması şu. Şunların iyileşmesi lazım. Kibrit de yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Bir an önce oraya gitmem lazım ama bu soğuk ısırmaları çok kötü oldu ya. Benim hedefim başkaydı aslında. Biraz kuş kabuğu falan toplamaktı ama onu biraz sıkıntıya soktuk şu an. Melih, sana senden çok güveniyorum ben. Çok karışık bir cümle olmuş. İnşallah ben de güveniyorumdur kendime. Eyvallah. Ağır çekiç erken çıkmazsa eğer baştan başlayacak mıyız? Güzel soru. Bilmiyorum ki. Yani haksızlık olur oyuna ya. Yani illaki bir yerden çıkar. Daha çok çıkacak yerleri de biliyorum ama herhalde öyle bir şey yapmam Onur ya. Nasıl başladıysak öyle devam edelim. Hani biraz hakkını vermek lazım oyunun. Şans işte. Yani çıkar diye umut ediyorum. Bak geçen 50 günlük ızdırap serisinde çıkmamıştı. Şimdi biraz güzel de başladık gibi ama yine kötü gidiyor. Fırtına çıktı. Bu çok kötü oldu ya. Dışarı da çıkamayacağız ve birazdan gece olacak. En mantıklı şey benim bu geceyi burada geçirmem ama su yok. Topluluk merkezine gitmek daha mantıklıydı da. Nasıl yapacağız bakalım. Suyu diğer binalardan alırsın. Şu an fırtına var dışarıda. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama çıkamam. Soğuk ısırması var. İlerletirsek
Geçmiş olsun. Eksi 33 falan da değil bu arada bu hava. Bir 45-50'si var. Kafada da şey yok. Sonra geçmiş olsun deriz valla. Bu yüzden mecbur biraz zaman geçireceğim. Gece de olsa çıkarım. Ya çok yapacak bir şeyim yok çünkü şu an. Hatta bir saat uyuyalım. Umarım fırtına durur ya. Eğer şu fırtına durursa, soğuk ısırmalarını da iyileştirebilirsem bir şansımız olur topluluk merkezine gitmek için. Uyuyamıyorum, uykum da yok. Birazdan şaka yapıyoruz. Vallahi şu an tek bir seçeneğim var. Çok hızlı şekilde topluluk merkezine ulaşmak. İkinci seviye fullenirse geçmiş olsun. Bazen bu samanların arkasından testere çıkabiliyor. Bakmak lazım. Oyalanmadan gitsem iyi olacak ama şurayı da merak etmiyor değilim ya. Al işte. Sürpriz. Güzel başladık. Bir maşallahınızı alabilir miyim? Bunlar hep bilgi. Bir de o ilk baktığım saman balyalarının arasında çıkabiliyor. Bana daha önce çıktı. Mutlaka oraya da bakın. Şimdi testere efsane oldu. Yani dakika 1 gol 1. Daha yarım saat bile olmadı oyuna başlayalı. Testereye tek attık. Bu süper bir haber benim için. Çünkü en azından fidanları kesebileceğiz. Ama şu an tek istediğim hızlıca soğuk ısırması ikinci seviyeye gelmeden şeye yetişmek. Topluluk merkezine. Rüzgar biraz iş koyacak bize. Hızlı gitmemi engelleyecek. Bakalım ya, herhalde üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bu modda kurtların sayısı daha fazla diğer modlara oranan ve daha agresifler. Özellikle yapılmış. Hipotermi başladı. Ya yolda biraz var ya. Umarım başarırım. Soğuk başta kesinlikle çok zorluyor. Evet, katılıyorum. Ya soğuk bir yandan, bir de şu rüzgar hızlı gitmenizi engelliyor. Yani zaten bilinçli tasarlanmış bu. Algoritması var oyunun. Yani başa bela işte. İkinci soğuk ısırmasını yersek yeniden başlarım. İşte amaç yemeden gitmek. Teşekkürler Dex. Umarım ağır çekiçte hızlı bulursak seyredin beni. Hiçbir şey demiyorum size. Çünkü yayın başlığında da yazdığım gibi benim ızdıraptan bir rövanş alacağım var. İlk oynadığım o kadar kötüydü ki her şey çok geç çıktı, çok şey yani çok geç buldum bazı şeyleri ve çok şanssızdım ya. Loot'la ilgili acayip şanssızdım. Çünkü bu modda bu gibi şeyleri çok hızlı bulmam gerekiyor. Zaman aleyhimize işliyor. Hastalıklarla alakalı. Sanırım burada ısınamıyorumdur. Eksi bir. Hiç çoktan iyidir. Biraz kitap falan alalım. Çubuk şeker. Kitap. Ablacığım dur. Şu an su derdimiz değil. İnan bana daha ciddi sorunlarımız var. Giderim ben sana suyu bulurum. Suyu dert etmiyorum. Şeyde var çünkü. Topluluk merkezinin tuvaletindeki suyu. Tuvaletten su mu içilir demeyin. Ben Allahu Ekber. Lan! Aa! O ne? Ne oluyor lan? Şişt. Oho, bugün çok maşallah dedirttireceğim sizi. Bana şu ana kadar bak Long Dark hayatımda kiliseden asla kibrit çıkmadı. Yemin ediyorum size. Hiçbir zaman. Mütecavızı bozalım. Bak defalarca oynamışlığım var.
Yıllardır bu oyunun içindeyim. Asla çıkmadı ya. Ne oluyor lan? Çok heyecanlandım ha. Bir tuhaf geldi. Çok güzel bir şey. Süper. Acayip mutlu oldum. Dur dur. Çeviririz biz bu maçı. Buraları sonra lootlayacağım. Burada su vardı değil mi? Burada da tuvalet vardı. Bir bakalım buraya. Darland Reis nazar boncuğu atmış. Eyvallah Darland Reis. Soba şuradaydı. Tuz mu görüyorum? Patatesi alalım. Ya buraları daha sonra lootlayacağız. İnşallah kahvedir, çaydır bunları verir. Oyunun ilk başı çok güzel değil mi? Çok heyecanlı loot yapıyoruz ya. Şimdi günün sorusu. Tek atar mıyız? Yakmalı mıyım onu da düşünüyorum da yakacağım ben ya, yakacağım. Ya da yakmayıp tuvaleti bulamaz mıyım ben? Bulurum ya. Şuralarda değil mi işte? Tamam. Nerede klozet? Al sana 2 litre tertemiz su. Çok temiz de diyemeyiz ama içiliyor. Bu güzel oldu. Bence ben vur kafayı yat yapayım. Sabah gündüz vakti burayı. Aa yo yatamam. Yorgunluğum yok. Peki. Ufaktan böyle sizi biraz karanlıkta bırakacağım. Kusura bakmayın ama. Ben de karanlıktayım şu an. Kibritten tasarruf. Böyle mi loot yapsaymışız? Daha mı avantajlı acaba? Oyun halimize acıyor sanırım. Don bezini buradan hallederim Onur. Çünkü çok fazla şey var. Perde var. Onu hallederiz. Yargı bezi yapalım. Bir iki tane. Dikiş kitinde bulduğum an eğer kafamıza bir şey bulamazsak hemen yapmam lazım. Çünkü soğuk ısırma riski bu modda çok yüksek. Sürekli devam ediyor. Yani bonustan feragat edeceğim ben şu an. 72 saat aç kalmazsak tokluk bonusu veriyor ama şu an onunla mücadele edecek şeyim yok. Yiyeceğim yok. Burada çıra mıra bir şeyler de olacak yerde. Şu an çok göremiyorum ama. Şimdi yatak neredeydi? Şuradaydı değil mi? İmdat. Güneşin doğmasına az kaldı. Ben 2-3 saat yatayım. Güneş doğsun. Hızlıca burayı bir gözden geçirelim. Çıkalım topluluk merkezine. Lan hala mı çıkmadı? Ne yapalım? Bir iki tane daha yargı bezi yapalım. Destin hoş geldin. Teşekkür ederim. Başka ne yapabilirim? Açlıkta her saat başı muhtemelen burada da aynıdır. Kondisyon düşüyor ama susuzluğa kesinlikle şey tolerans gösteremeyiz. Susuzluk yok ediyor abi. Tutuşturucum ne durumda? Bir tane var değil mi? Bir de tutuşturucu yapalım biraz. Ateş yakmada seviye 3 olana kadar bu eziyeti çekeceğiz. Bir saat daha yatamam mı ben? No. Azıcık zaman geçirelim. Saat yat. Yatamıyor musun? Güzel. Görebileceğimiz kadar güneş çıktı. Şimdi hemen şuralara bakayım. Ver bana bir kıyafet. Konuşunca işe mi yarıyor nedir? Hiç yoktan iyidir valla. Atlet batlet demeyin abi. Şu an her şeye ihtiyacım var. Gerçi onu vermese de olurmuş.
Çok kötü ya. Kalitesi çok kötü. Buralara bakmıştım. Başka gözden kaçırdığımız yer. Bir de sizlerden ricam. Şimdi sohbet ediyorum, bazen chat'e bakıyorum sizlerle ilgili. Olur da gözümden bir şey kaçar ve görürseniz direkt spamlayabilirsiniz chat'i. Mutlaka görürüm. Birazcık bana yardım edin o konuda. Şimdi sanırım buradaki her yere baktık, değil mi? Sen şaka mı yapıyorsun? Ulan deli gibi açtım gece. Gözümüzün önünde pişmiş tavşan varmış ya. Oğlum ne garip bir sev bu. Çok böyle sık göremediğim şeyler ha, şaşırtıyor. Şunun arkasında loot olabiliyor bazen ama şu an onu kıracak bir şeyim yok. %26, sıkıntı yok bunlarda. Bunlar zehirlemiyor. Sıfır bile olsa içebiliyorsunuz. Gazozun en sevdiğim yanı. Memduh Başkan hoş geldin. Kaçıncı gündeyiz? Sanırım birdeyiz. Hatta sıfırdayız. Daha yani bir gün yaşayamamış. Çok yeni başladık ama çok güzel loot buldum. Yani ağır çekiç hariç inan bana neredeyse her şey çıktı. Çok şaşırdım. Özellikle kibrit kiliseden çıktı. Şok oldum ya. Hiç beklemediğim yerden kibrit çıktı. Çünkü mütecavızda bile çıkmadı orada bana hiçbir zaman. Ha, bu moda özel bir şey mi bilmiyorum ama çok şaşırttı beni. Güzel, yeni başlamışsın, kaçırmadım. İyi seyirler. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Biraz da rövanş maçı gibi bu. Bakalım 50 günü geçebilecek miyiz? Biraz da onun peşindeyim. Gelmişken şu aşağıdan birkaç hasır toplayabilirim. Bir de şu kulübede belki bir şey çıkabilir. Bilmeyen arkadaşlara küçük bir bilgi vereyim ben. Sevildiğinizi bilin. O baktığım kulübede izci modu veya seyyah veya koruyucu oynuyorsanız tüfek de çıkabiliyor. Tamam, burayla ilgili başka işimiz yok. Şimdi topluluk merkezine, oradan da karşıdaki markete geçelim. Bakalım bize ne verecek. Buradan da bir kibrit patlatırsak efsane olur. Hemen Molly'nin evine geçeceğiz sonra. Burayla ilgili başka işim yok. Ya aslında şeytan diyor ki bak, yardır buradan Bozkurt'a. Halat'ı çık. Orada da ağır çekiç çıkma ihtimali var çünkü. Kayıkların orada. Kristal Gölü'nden bahsediyorum. Yoksa direkt şeye mi gitsem acaba? Adını siz söyleyin. Gizemliğe. Yok, ben planı bozmayacağım. Hayır. No no no. Gizemliğe gidiyoruz abi. Hatta buradan devam etsem mağaradan yatak çıkma ihtimali de var ama hayır. O zaman barajdan da yatak çıkma ihtimali var. Daha baraja gelmeden mağaradan da çıkma ihtimali var. Bu seçenek bana biraz daha mantıklı geliyor. Bozmayacağım planı. Bu çok güzel oldu. Bunu yiyeceğim direkt. Hatta tamam, belki açacak buluruz. Köpek maması şimdilik biraz dursun. Destini, Puma çıksın görelim. Puma bu modda çıkmaz. Destini, Allah belamı mı versin daha? Ne istiyorsunuz? Zaten çok zor mod. Bir de Puma çıkarsa ölümlerden ölüm beğeneyim ben. 6 tane mi 7 tane hastalık çıkacak da eğer yaşayabilirsem. Thompson ailesi yahnisi, bayılırız ailecenek. Destin, seni biraz kalpsiz gördüm bugün. Şuradan bir tencere bekliyordum ama gene Molly'nin evine kaldık. Biraz kalitesi az olanları yiyeceğim ya.
Çok riske girmeden zehirlenmeyle uğraşmak istemiyorum. Zaten şunu yerken zehirlenirsem geçmiş olsun. Gerçi çay var. Yaparız da hap yok. Hepsine baktım değil mi? Şuraya bakmamışım. Bakmasak da olurmuş. Lütfen bir kahve. Çay. Bak kahve ya da çay. Lütfen diyorum ama. Sıçtık. Hadi geçmiş olsun. Yorumsuz. Peder her şeyi dızlamış diyordum ama anam bunu bırakmış. O adamı da bir Müslüman edemedik ha. Üç kulu vallah bir elham. Kaç kere öğreteyim dedim. Yok, içinde yok. Beni her gördüğünde Jesus Christus diyordu. Buradan bir ne çıkar sence buradan giyecek? Evet, size sorayım. Saygıdeğer izleyicilerim. Ne çıkar sizce? Kıyafet üzerine her şeyi söyleyebilirsiniz. Lütfen güzel bir şey çıksın ya. Bak monta ihtiyacım var. Pardesü. Ya da ne bileyim Kanada bereli şey Kanada bayraklı bir bere çıkabilir. İnanılmaz olur. O ikisine çok ihtiyacımız var şu an. Ya da iyi bir ayakkabı olabilir. Bulut hoş geldin. Perde burada çok var da Onur şu an ağırlık fazla yapmayacağım. Yeterince topladım. Biraz hızlı hareket etmem gerekiyor. Bozkurt zirve ağır çekiç için ama yine de sen bilirsin. Darlandı Reis, oraya kadar ulaşamayız. Çok zor olur çünkü yatak yok. Uyumadan halat çıkamam ben. İki tane halat var orada büyük. Nerede uyuyacağım? Yerde mi yatıttıracağım beni? Kar montu. Ağır kıyafet. Ya boş ya da çorap. Boş çıkma ihtimali yok. Ya da inşallah bana yok. Onur, yün bere. Hadi inşallah. Destini bere. Sinyal kulesinde ağır çekiç buldum ben. Hangi sinyal kulesi? Üstteki sinyal kulesi mi? Oraya bakacağım zaten yolumun üzeri. Oradan savaş pantolonu çıkma ihtimali var. Savaş botu çıkma ihtimali var. Bakalım. Hadi bismillah. Kim dedi o boş çıkar diye? The Hex. Eyvallah. Neyse, oradan vermedi, buradan verdi. Tamam, olur. Az daha ihale sana kalıyordu valla. Oradaki şeyi alıp yere atmışlar. Valla Bulut, inşallah buluruz şey ya. Testereyi buldum. Ağır çekiç kaldı sadece. Testereye bayağı bildiğin kendi imkanlarımla buldum ha. Fikir yürüterek yani yayının başında. Hipotermi bayağı ilerlemiş. Ne kadar dombezim var benim ona bir bakacağım. 24 tane. Şimdilik yeter. Ayrıca şu girişte bazen loot çıkıyor. Ona bir bakayım. Şuralarda. No. Ben şu hipotermiyi yüksek müsaadenizle bir durdurayım mı? Canım gidiyor. Testereyi ahırın karşısında küçük ahırvari bir yer var ya açık. Onun iç kısmında buldum. Zaten orada da çıkabileceğini söylemiştim ama tam olarak orada değil. Onun sol tarafında saman balyaları var. Onun arasında ben daha önce bulmuştum birkaç kez. Onun bilgisini, infosunu verirken 2-3 adım attım orada çıktı ya. Şok geçirdik. Ben ve izleyicilerim. Sen yoktun o zaman. Ya bir üzerine sohbetini yapıp oğlum lan şş, ne konuşsak çıkıyor ya valla sohbet edelim biraz sizler nasılsınız inşallah valla yırttık eldiven iki tane buldum arka arkaya bir kutuda çıktı. Az önce Kanada bayrağı bere muhabbeti yapmıyor muydum ben? Ağır çekiç üzerine sohbet edebilir miyiz biraz? Tek o kaldı ya. O buralarda çıkmayacak tabi biliyorum da. Rafael bu belli olmaz.
Eldiven ve bere çok iyi oldu. Kesinlikle çok iyi oldu. Oyunun daha başındayız. Bir gün hayatta değilim daha Onur. Ya büyük bir nimet şu an. Sıcaklık değerleri de yükseldi, farkında mısınız? Şu an üşüyorduk ya burada. Bereyi bir taktık. Sıcaklığı dengeledik. Hipotermi iyileşti direkt. Ben bir saat daha yatacağım. Hiç durmadan Molly'nin evine devam etmeliyiz. Hazır hava güzelken. Geldi. Lan daha bir gün hayatta kalmadım ben. Tükenmiş beden mi geldi? Hadi sıçtık. Ya inanılmaz ya, yemin ediyorum. Lan daha bir gün hayatta değilim ben ya. Oldu mu bir gün? Bir gün olmuş. Şuraya bakarsak ikinci günüm şeyine gene zor başlayacağız ha. Vallahi gene zor başlayacağız. Hayır olsun. Ya vallahi bulut sorma ya. Bana oynuyorlar ya. Vallahi benim üzerime oynuyorlar. Hay abi, bir müsaade et ya. Bir 2 gün yaşayalım, 3 gün yaşayalım. Daha ilk günden niye dayıyorsun bana hastalığı ki? Belki bir şeyler tetikliyor hastalığı, biliyor musun? İlk soğuk ısırması falan yedim ya. Benim aklıma gelen o. Eminim bir şeyler tetikliyordur. Hep ön taraftan giriyoruz. Bir de arka kapıdan girelim. Değişiklik olsun. Astrid sus. Vallahi canımı sıktın ya. Her şey bu kadar iyi giderken niye böyle bir hastalık gelir ki? Bir kahve ver bari. Eyvallah. Buradan bir kibrit çıkacak diye umut ediyorum. Bir yerden üzüyor, bir yerden sevindirsin bari. Lan birer tane nedir ya? Ver 2-3 tane. Bu da bizim manav gibi. İli korkak. Ot kurutucu yiyelim. Ben umutluyum ama buradan bir dikiş kiti kibrit. Hadi. Bu kadar çok şey bulursak olacağı bu. Dıştık. Siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz? Oy 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 oy. Yeriz. Bak. Yorumsuz. Bunlar hep bilgi. Şunu yakarız. Vallahi şu an her şeye ihtiyacım var. Hiçbir şey seçmem. %22 de ben bunu nasıl yiyeyim abi? Zehirler bu beni. Yesek efsane olur. Alayım o riski. Bir de onunla uğraşalım. %22 zehirler beni ya, değil mi? Market vermesi gereken her şeyi verdi. A101 gibi ya. Şimdi suyum ne kadar var? 1.70. Molin nevi şu an yalan oldu. Su yapmayacağım. Ateş yakmalı mıyım? Ya da Molin evini... Bir dakika. Abi 2 tane kibrit var. Yok yok yok. Çay falan yapalım. Yemeği ısıtıp yesem zehirler mi? Devamlı sıcak içecek içip gez, başka türlü olmuyor. Bulut biliyorum, o konuda tecrübeliyim de o bile çok işe yaramıyor açıkçası bu modda. Ama hani akmasa damlar olayı. Onu zaten yapmam lazım. Bunlar daha iyi günlerimiz, inanın bana.
Metin, ısıttığım şeyler zehirlemiyor da bu moddan şüpheliyim ben. Denesek mi ya? Ben yine yakayım abi çünkü biraz meşaleye de ihtiyacım olacak ya. Bence onun bir riskini alalım biz. İnşallah yakarız ya. Tek atarsak güzel olur. Fasulyeyi ısıtacağım, yemeyeceğim. Onu hava toparlanınca Molly'nin evine doğru devam edeceğiz. Bu arada tek attık ateşi. Bu çok iyi oldu. Hiçbir şey bulamadık ha. Konserve anlamında. Şey pardon, konserve derken tencere anlamında. Tek bu var. Su ısıtabileceğim. Allah'tan var yani. Eksa bak ne yazmış ya. Kap var mı su iç? Kedi köpek miyim lan ya? Kabı ne yapacağız? Bardakta içiyoruz biz. Eks ben medeni biriyim. Su kabı ya. Sizce bu fırtına geçer mi şansımıza? Her şey iyi gidiyor ya. Ne diyorsunuz? Biraz daha don bezi toplayalım. Çünkü dikiş kiti buldum. Kıyafetleri tamir etmem lazım. Kaynamasına 18 dakika var. Ne yapabiliriz? Şunu tamir etsek. 30 dakika. 1 saat. Tamam, bu tamir edilebilir. Hadi buna da tek at. Astrid bugün var ya fena ya. Ne olmuş bu kadına? Biraz konservenin kalorisi gidecek ama yapacak bir şey yok. Metin emin misin? Yiyorum bak. Levi'nin birisini bırakmalı mıyım? Ya da Molly'nin evine bırakırız ya. İç mekanda ateş yaktığım için o kadar hızlı gidiyor ki. Bir de seviye 1 bile değiliz ya. Ya da biriz ilerliyor değil mi? Daha oho zıkkımın kökü. %40 ateş yakma şansımız var sadece. Bu 50 günlük serimde ateş yakmayı 3 yapabilmiştim. Yemek yeme pişirme olayını daha doğrusu 5 yapabilmiştim. Ya sık sık yemek ve çay içiyorduk, pişiriyorduk vesaire ya. O yüzden hızlandı bu iş ama. Tabii ki bakalım bu seride ne yapacağız. Daha ilk günden hastalık geldi ya. Çok kötü oldu bu. Izdırapta değiştiyse bilmiyorum. Gece yerdim. Gece değil de şu an mı yesem açlık bonusu için ya? Dur bakayım. Şimdilik üzerime bir alayım onu ben. Su yapmaya devam edelim. Hava biraz rahatlarsa hemen onu yiyip sıcaklık bonusu alıp doğru Molly'nin evine geçiyoruz. Karacroft meşaleyi unutma. Süper. Vallahi unutmuştum. İki tane çok güzel meşale vardı. Vallahi bu şeyde meşale çok işe yarıyor bu modda. Onu deneyimlemiştim. Hem artı 3 sıcaklık veriyor. Tabi fırtına çıkmadığı sürece iş yapıyor. Yo, fırtına da çıkmayacağım şu an ya. Çok ciddi bir hava var. Canım yarıda. Biraz yüksek olsaydı çıkardım. Yol belli.
Kaybolmayız bu fırtınada ama hem kıyafetlerin içinden geçer bu hava hem de benim. Yakacak işini nasıl yapacağız? Gene biraz bir şeylerim var ama idareli harcamam lazım. Kitap atabiliriz ya. Molly'nin evinde çok kitap çıkacak. Sıcaklık diyorum. Bu bonusu kazanmak için mücadele göstermeli miyim yoksa sonra mı halledelim onu ya? O biraz düşündürüyor beni şu an. Havuç zehirlemez ama. Güzel. Bir köpek mamamız var. Isıtılmış bu var. 528 kalori. Patates pişirebiliriz. Patates pişirebiliriz. Bir saatte pişiyor bu da. Çüş ya. Yemeğini yapıyoruz sanki. Çok uzun ya. Alt tarafı patates ya. Buradan biraz çay yapmaya devam edeyim ben. Fırtına geçti. Ben gidiyorum. Ha, geçmedi, geçmek üzere. Patatesi gömer çıkarız. Patatesten sıcaklık verecek bana. Ya da patatesi sonra mı yesem? Bir daha ısıtılmıyordu değil mi patates? Yanlış mı hatırlıyorum? Hala fırtına devam ediyor sanki. Ben mi yanlış hissettim acaba? Bir sonraki gün kıyafetlere odaklanacağım. Hepsini tamir edeceğim. Dikiş kitimiz varken. Muhtemelen Molly'nin evinde de bulacağız. Şu an tuz var, yulaf var. Yemek yapabileceğim. Yulaf lafası yapabiliyorum sanırım. Ama şey bulmam lazım. Tava ya da tencere. Yine Molly'nin elindeyiz ya. O eve gitmem, ulaşmam gerekiyor. Tarif çıktı buradan Metin. Tarif buradan iki yerde çıkıyor genelde. Ya şurada çıkıyor, bilmeyenlere göstermiş olalım. Ya şu baktığım yerde çıkıyor. Ya da şurada çıkıyor. Bana burada çıktı. Nadir bazen şuralarda da, şu rafların altında da çıkıyor ama genelde hep o iki yerde yakalıyorum ben. Thompson ailesinin tarifi. Patatesi yesem mi acaba ya? Patates değil de abi kaşınalım mı ne diyorsunuz? Şunu yeme planım var benim ya. Yiyelim mi? Hadi yiyorum ya. En kötü ne olur ki? Vallahi hiçbir şey olmadı. İyi ki yemişim diyorum şu an. Ama soru şu. Hadi %22 idi. %10'larda bulsak, ısıtsak zehirler mi? Bunları deneyimlemek lazım bu modda. Ben kobay olarak kullanabilirim kendimi. Problem yok. At bulalım yeter. Çok oyalanmadan bir an önce gizemliğe gitmek istiyorum da hava müsait değil. Kitap atalım ya. Yok kitap atmayayım dur. Kitabı tutuşturucu olarak kullanabilirim. Bir patates bende kalsın. Şunu da pişirelim bari. Güneş batıyor ama meşale alıp çıkarız. Problem yok. Sadece hava düzelsin. Şu an tek sıkıntımız o. Biraz çay yapmaya devam edebilirim. Bir tane bitki çayı yapalım. Bu fırtına neden bu kadar sürdü ya? Her şey iyi giderken. Suyum 1 litre. Molly'de bulacağız. Kaç çayım oldu? 5 bardak. Peki. Tak topuk yapalım abi. 12 dakika. Şunu aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Patatesi yedik. Çıktık. İki tane sıcaklık bonusuyla sanırım oraya ulaşabilirim gibi. Hadi görüşürüz. Burası efsane Lutfer'di.
Hiç gözüm arkada gitmiyorum. Ve ilginç şekilde hava iki tık soğuk da sanırım biraz yukarıda olduğumuz için mi? Şey aşağıda olduğumuz için mi? Ben ilk defa uzun süredir bu modda 50 günlüğü baz alırsak iki tık hava görüyorum. Normal mi? Eksi 13 nedir ya? Bu terslikte bir iş var. Uyandırmayın. Aman uyandırmayın. İlk hastalık geldi ya, bir şekilde özür dilemeye çalışıyor oyun benden. Evet, Molly'nin evinde altılı ocak var. Ama şu an şey sıkıntımız var ya. Tencere yok, tava yok. Açacak bulamadığım için elle açtığım konservelerin konservesini geri vermiyor bana. Sadece yemeğini yiyoruz. Öbürü piyasada yok. Ama açacakla açtığımız zaman kutuyu da veriyor size. Ya da bunun için seviye 3 olmam gerekiyordu. Konserveleri bu sefer şey yapabiliyoruz. Elle kırmadan açabiliyoruz. Molly'nin evine biraz yol var. Hızlıca gitmem gerek. Bir de köşede ısıtılmış bir çayımız var. Sanırım iki tanesiyle yetişebilirim oraya. Patatesleri bir tanesi ısınık şu anda. Birazdan gidebilir mi bilmiyorum. Aslında onu yemeyi düşünüyorum ben ya. Şu biraz daha gitsin. Ya amacım şu an artı 5 bonusu alıp onu kaybetmemeye çalışmak. Genelde ben böyle oynuyorum. Mütecavızda da böyle, bunda da böyle. Ama bu modda çok kolay değil. Çünkü öyle ha deyince yemek bulamıyoruz. Neyse, bu bir sonrakinde miydi ya hasırlar? Ateşi kaybetmeyelim. Molly'nin evinde de ihtiyacım olabilir çünkü gece olmak üzere. Güneş battı, batacak. Daha yeni bir fırtına çıktı ama inşallah ikincisi gelmez. Bir an önce oraya ulaşmam gerekiyor. Şunları da alalım. Kalori. Tepelerinde tutuşturma için kullanırız. Mis gibi. Aslında var ya. Neden hatırlatmadınız bana? Ne yapacaktık biz? Çok da önemliydi. Bütün planı mahvettim şu an ha. Aynen öyle. Huş kabuğu. Kara kara düşünüyorum şu an. Nasıl bir radikal karar alabiliriz? Çok uzak değiliz. Hava iş koymazsa bana sanırım halledebilirim. Peki plan değiştirelim o zaman. Şu an ahırın oradayız zaten. Çok uzak değiliz. Sadece topluluk merkezinin oradan gitsem daha basit olacaktı. Şu an biraz daha zorlaştırdık. Kuş kabuğu kesinlikle almalıyım ya. Çok işime yarayacak çünkü. Bırakmak istemiyorum. Şu patatesi de yiyelim. Hadi geçmiş olsun. Soğumuş. Çay. İç. Onur Demircan, ben yazdım evden çıktığımızda. Ya vallahi görmedim. Birkaç kere yazsaydın keşke. Dedim ya, bir şey olursa spamlayın. Göreyim. Canını sağ olsun. Ya problem değil. Birazcık yolu uzatmış olacağım. Fırtına çıkmazsa çok sorun değil de çıkarsa biraz iş alacağız başımıza. Biraz hızlı hareket etmem gerekiyor Gizemli'ye kadar. Ya daha ilk günden hastalık geldi. Siz düşünün. Benim mi şansım böyle bilmiyorum ama. Berbat oldu bu.
Allah belanı versin geyik gibi. Kaşınıyorum ha, vallahi kaşınıyorum. Hayır, inşallah uzaktasındır ya. Karar almadan önce karşıda. Tam baktığım yerde gidiyor. Benim ayak izim olmadığına göre. Darlan Reis, yiyelim, içelim, dek deyip gidelim. Darlan Reis, keşke senin söylediğin gibi her şey toz pembe olsa bu oyunda. O mod bu mod değil maalesef. Daha dur, yeni başladım. Oturun izleyin neler çekeceğimizi valla. Ben biliyorum az çok başıma gelecekleri de. Bakalım öbür oynayışımdan bu yana neleri gözlemlemişim. Bunun cevabını arıyorum ben. Mekaniğini çözdüğümü düşünüyorum. Bu biraz avantaj sağlayacak bana. Fakat oyun nasıl karşılık verecek? İzleyelim, görelim. Şu ana kadar neredeyse ne istediysem çıktı ve konuştuktan sonra çıkması da çok ilginç oldu. Lan bere dedik, bere çıktı. 5 dakika sonra, 2 dakika sonra. Testere dedim, neredeyse tek atıyordum. 2 tane levye çıktı, 2 tane eldiven çıktı. E daha ne çıksın? Astrid. Ne yapalım? Ne yapalım istiyorsun? Vallahi yatalım balım. Bence yatalım. De bakalım burada ısınabiliyor muyuz? Şimdi elimde bu varken ısınırız. Su ne kadar var? 1,59. Çay. 2 bardak. Başka yapabiliyor muyum? No. Aa, nasıl? Bir bardak daha yapabiliyoruz. Onun için ateş yakmalı mıyım? Yakmamalıyım. Ben yattım. Bonus'un gitme riski var. O zaman şöyle yapıyoruz. Gömüyoruz abi doğrudan. Kaç kalori? 420 miydi? 425. Tamam. Bu sabaha kadar yetmeyecek bence bana. 2 tane de hasır kemirelim. Ya ekmeği taştan çıkarırım ben biliyorsunuz. Bir şekilde tok kalmaya çalışacağım. Bakalım. Oyunda müsaade ederse. Ben yattım. Sabah görüşürüz. Yatayım mı çılgınlık yapıp 10 saat? Eksi 85 bir fırtına çıkarsa öldük bu arada. Alıyorum o riski. 15 hoş geldin. Teşekkür ettim. Selim aleykümselam hoş geldin. Abi çok güzel yattık. Çok güzel de kalktık. Canımızı da toparladık. Birinizin ayağı uğurlu geldi ama kimin bilmiyorum. Aküden nefret ediyorum. 15 kilo. Bu modda sanırım şey de yoktu değil mi? Sinyal kulelerini tamir edemiyorduk. Zaten gerek de yok bence. Sürpriz. Teşekkürler Rafo. Sen var. Lan ne oluyor oğlum? Aaa. Ben şok. Ne alaka? Devam devam devam. Hız kesme, hız kesme. Ver bir tencere. Ver yağımı da. Bundan sonra ver abi. Al yok. Ver. Ver. Ben merkezde olacağım artık. Çok mu gaza geldi? Ben bunun arkasında loot yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sen şuraya bir akçaağaç çurubu koyar. Dikiş kiti. Tuz. Bak bak. Saklama. Aga benden bir şey saklamayın. Bu modda değil. Bu modda olmaz.
Evet, Metin'e katılıyorum. Onbaşı, zamana ihtiyacım var. Bak ben kendimden örnek vereyim sana. Ver dersen vereyim. Kendini daha iyi hissedersin. En azından oyun adına. Merak etme, kendimi kötüleyeceğim. Diyeceksin ki benden beterleri varmış. Ver abi, dinliyorum. Senin de işine geliyor değil mi? Evet. Mustice şeylerin döküyor. Neylerin bir şeylerimi döküyor derler. Eteğindeki taşları mı? Yok, o başka bir şeydi. İtiraf gecesi. Onbaşı bak, ben bu oyuna ilk başladığımda Facebook canlı yayınlarında başladım. Ve bu oyunu ben, yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Bunu sık sık zikretmiyorum, dile getirmiyorum, tekrarlamıyorum ama böyle konu açıldığında söylüyorum sadece. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben bu oyunu bir kişiden gördüm. Bir kişiden de izledim sadece. Panda'dır, Tuna'dır yani. Tuna'da gördüm ben bu oyunu ilk. Sonra dedim ki bir gün hani altyapım el vermediği için, internet altyapım, yayın açamıyordum o zamanlar. Sadece video editleyip YouTube kanalıma koyuyordum. Öyle amatörce. Eski videolara bakın zaten. Ne alaka, bu Mustice olamaz dersiniz yani. Çok amatörce. Ama hep böyle başlanıyor ya. Metin'in de kastettiği şey o. Uzun lafın kısası. Ben ilk başladığımda bu oyunu o kadar kötü oynuyordum ki. Ya hedef koyuyordum. 20 gün falan hayatta kalma hedefi. Kaç gün yaşıyordum biliyor musun? Böyle babası. Bu arada seyyah ya da koruyucu oynuyordum. Hani izci, mütecavız falan hayal benim için. 7 günü geçemiyordum. 5 gün, 7 gün. Oo diyordum, rekor kırdım. 5 gün, 5 gün. Ha, öyle başladım. Bana göre bu oyunda en önemli şey harita bilgisi. Çizerek başlarsan kafan karışabilir. Ben çizerek oynamadım hiçbir zaman bu oyunu. Yani haritayı çizmeden oynadım. Görsel hafızaya dayalı bence bu oyun. Yani öyle geliştirirsen kendini, inanılmaz şekilde işine yarıyor. Zamanla da oynayınca ne oluyor biliyor musun? Nerede ne kadar kurt var, ayı var, işte bitkiler nerede çıkıyor, işte fidanlar nerede çıkıyor, nereden girip nereden çıkarsın, odur budur, o kadar çok tecrüben oluyor ki. Bu da oyunu senin yönetmene neden oluyor. Zamanla da tecrübe kazandıkça, Metin'in de söylediği gibi, daha iyi oynuyorsun. Bu sefer daha keyifli hale geliyor oyun. İnan bana bak. Bunu bir gün iyice gözlemlediğinde, deneyimlediğinde daha iyi anlayacaksın. İnanılmaz keyifli bir oyun Long Dark. Bir de Long Dark şu an daha zor arkadaşlar. Eskiden olsa haritalar küçüktü biraz. Hani havaalanı yoktu, bulaşma bölgesi yoktu. Şimdi yeni gelen kopuk köprü yoktu. Buradan gösterebiliyor muyuz bakayım? Evet. Bakın. Bir sürü harita yoktu. Black Rock bile yoktu o zaman biliyor musunuz ilk zamanlar? Yani bu yüzden bir yere gitmek yine zordu tabii ki ama bu kadar bölge yoktu. Geçiş noktaları yoktu vesaire. Şimdi daha zor Long Dark. Örnek vereyim size. Mesela bak, yeni oyun, şey geldi. Bölge geldi. Kopuk köprü değil mi? Beni izleyenler o yayında görecektir. Zorlandığımı gördünüz zaten. Çünkü bölgeyle ilgili bilgim yok. Oyunla ilgili bilgim var ama bölgeyle ilgili yok. Bu da olayı dengeliyor işte. Ben hayatımda bu kadar boz kurtu orada gördüm. Hiçbir bilgim yok ki. Hiçbir yerden izlemedim. Ben spoiler sevmiyorum. Şaka mı? Şaka mı? Ne yapacaktım ben ya? Önemli bir şey yapacaktım. Şunları bir craftlayalım. 3 bardak bulmuşuz bu arada. Aslında orada daha fazla çıkıyor ama dolaşmaya çok vaktim yoktu yorgunluk yüzünden. Bir de ikinci çayı ziyan etmek istemedim. Metin, oyun başı iyi. Metin, zaten ben şoklar içerisindeyim ya. İlk 50 günlük serimde ben bu kadar şey bir kere de böyle hızlı bulamadım ki. Bak şu an tek teste şey ağır çekici kaldı biliyor musun neredeyse. Kıyafeti falan çok dert etmiyorum. Tabii ki bulsak efsane olur fazlasını. Çünkü hava şartları çok kötü olduğu için ne bulsam kar. Farkındayım.
Bir savaş pantolonu efsane gider mesela. Burayla işimiz bitti. Güneş 30 tane don bezi var. Ben şunları bir tamir edeyim ufaktan. Ne tamir edebiliriz? Çok da tamirlik de bir şey yok. Şunu tamir edebiliriz ama. Sıcaklık değeri yükselsin. İkinciyi yapsam mı kafama, onu düşünüyorum. Kız tamir et. Aa, takıldı. Zorlamayacağım. Zorlayınca dikmiyor deli. Zıkkımın kökü. Ne gerek vardı ki şimdi ona? Başka bir şey vereydin. Yün çorap vereydin mesela. Tamam, burayla işimiz bitti. Yarınki yayın da ızdırapla devam edecek bu arada. Hayatta kalırsam. Bir sonraki yayın da öyle. Sadece Twitch'te mi devam ederim, Kick'te mi bilmiyorum. Bu yüzden Kick'te de yayınlara ara ara devam ediyorum arkadaşlar. Yakın zamanda muhtemelen Kick'e daha çok ağırlık vereceğim. Ünlem Kick yazıp o linkten beni takiplerseniz çok sevinirim. Hem beni desteklemiş olursunuz. Daha iyi içerikler için, yayınlar için. Biraz takipçi sayımı yükseltmem gerekiyor. Bununla birlikte orada abonelikler de açıldı. Bu da iyi haber. Biraz pahalı biliyorum ama iyi tarafı da reklam yok en azından. Birazcık Twitch'i askıya alabilirim bu bağlamda. İster misiniz buradan ağır çekiç çıksın? Daha önce çıkmışlığı var da. Şanslı mıyızdır o kadar sizce? Tabii ki hayır. Şurada çıktıydı ya. Dün gibi hatırlarım. Biraz ağırlığım yükseldi değil mi? Üste de bakalım da. Güneşin batmasına 2 saat var. Ben buradan yardırıp acaba direkt sinyal kulesine mi gitmeliyim? Bu yatmanın anlamını bilen var mı aranızda? Ölmediğini düşünün, bu şekil yattığını düşünün birisinin. Bu ne demektir? Biraz goy goy yapalım. Vallahi olur. Vallahi olur. Abi oyunu şaşırt, bozkurta çık. Hiç gaza gelmeyeceğim onbaşı. Geçen oynadığım şeyde de seride de birkaç izleyicimin gazına gelip sen buradan git hangi akılla sahil yoluna gidiyorsun ağır çekiç aramaya. Ya 50 gün yaşadık da burnumdan geldi yani. Hiç gaza gelmeyeceğim. Bildiğim yoldan gideceğim. Bu mod çok şey, heyecan verici. Çok sürprizlerle dolu. Bakalım bu seride ne olacak. Ayrıca bu içerikleri de YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. Bölüm bölüm, bilginiz olsun. Böyle 1,5 saatlik yayınlar halinde. Örnek vereyim. Izdırap 1. bölüm diye başlayacağım. Bakalım ne kadar yaşarsak. Tabii ki mütecavızda olduğu gibi bunda da bir hedefim var. Umarım başarırım. Eğlence ön planda tabii ki. Şimdi eksi 24. Ben bir ateş yakayım. Şey yapalım. Sıcaklık bonusu alıp devam edelim. Kitapsızız değiliz. Güzel. Anne karnındaki huzuru kim yazmış ya? O az önceki muhabbet değil mi? O yatış ne yatışı biliyor musunuz? Başım ağrıyor yatışı. Oyalanmak istemiyorum. Eğer meseleyi kaybetmezsek şeyde yaparım. Kulede. Yoksa yapmadan devam edeceğim. Evet, salçalı puding. Yorumunu okurken elimi kırdım. Eyvallah. Şu an tavşan alamam. Etraf kurt dolu. Beni ısıttırmayı mı planlıyorsun? O mod bu mod değil. Can. Canını alırlar adamın.
Şu an benim de canım senin canın kadar değerli. Canım. Ya gidin başka yerde uluyun. Aşağıda Patarmiganlar var değil mi? Yani içimden neler geçiyor, neler yapmak geçiyor da işte yapamıyoruz. Pratiğe dökemiyorsun. Sadece düşüncede kalıyor. İster misiniz soldan bir kurt gelsin? Ya Allahu Ekber. Hadi geçmiş olsun. Bir anda, bir anda saniyelik. Bu fırtınanın adını bilen var mı? Zahmet etmeyin, ben söyleyeyim. Adamın içinden geçen fırtına bu. Onbaşı bak, gör bunları, gör. Neler çıkacak karşına. Yolu bilmiyorsan geçmiş olsun işte. Kaptan hoş geldin. Teşekkür ettim. Ejder hoş geldin. Sağ olasın. Şu an tavşanın etini alıp pişiriyor olabilirdik. Ha, olurduk bu havada. Sanki fırtına çıkmayacaktım etin. Bence şu an en doğrusunu yaptım gitmekle. Ciddi şekilde başım belaya sokacaktım yoksa. Güvenin bana. Ya benim aldığım kararlar var ya genelde çok isabetli oluyor. Ama fikir değiştirirsem bilmiyorum garip şekilde başıma bir şeyler geliyor kötü. Bazen nadir de olsa iyi şeyler oluyor tabii ki karar değiştirip ama genelde böyle bildiğim şeyi yapmak çok işime yarıyor. Bağırsak kurutmaya başlardık. Başlarsın. Sen beni izle bak, ben daha neler kurutacağım. Evet, bulutun mekanına geldik. Bulut, sana buradan ağır çekiç mi çıktıydı? Şaşırt beni. Allah belanı vermesin hava gibi ya. -58 ne oğlum? Ruh hastası oyun. Bu oyunun vicdanı yok ha. Kafamı şişirdi. Abi sigorta mı yiyeceğiz ya? Lut ver bize lut. Alo, açız açız. Doyur bizi. Mundur. Lan benim bir sürü de şeyim var değil mi? Un, yulaf, ne ararsan var ha. Tencerem de var. Niye yemek yapmadım ben? Sıcak sıcak lapa gömerdik. Dur şimdi saklayayım onları. Çok iyi. Oho biz olduk ya. Vallahi biz olduk. Aha Metin ironi yapmış salçalı pudiye. Yani Metin beni desteklemişsin. Eyvallah. Şaşırttın beni valla. Ben de ondan bahsediyorum. Tavşanı niye es geçtin diyor. Onu yapsaydık hem ateş boşa gitmişti şu an. Hem de fırtınada kalmıştık. Bu kadar hızlı gelemezdim. Yok mu buradan bir kibritimiz falan bir şeyimiz ya. Bak. Sakla canım sakla. Bulamayacağımı düşünerek sakla. Aferin sana. Makinenin içine sok yine bulurum. Buldurtturuyorsunuz. Bazen nadir de olsa burada adrenalin veriyor değil mi? Bu kadar şanslı mıyızdır? Mışız. Mıyım? Şu küçük odanın gerçekten loot'u çok cömert ha. Ya şimdi nazar değmesin ama ne bileyim kahvesini veriyor, konservesini veriyor, savaş pantolonu, oduncu gömleği, işte botudur. Acayip bir oda orası ya. Çok seviyorum o odayı. Umarım inşallah güzel bir şey verir ama. Çok güzel oldu. Üzerine de bonusu geliyor. Hazır mısınız?
Allah belanı versin. Bu değil lan. Ben bunu temel aletler zannettim. Mavi üstü. Evet, oyun beni, ben de sizi trolledim. Üzgünüm. Ne yapayım? Buğuluydu. Acım var değil mi bir de benim? Burkulmuş el bileğini dert etmiyorum mu? Ediyor muyum? Vallahi 6 tane var abi, kullan. Ağırlığım düşsün. Yoksa 4 saat sonra iyileşeceğiz. Hiç gerek yok. Acı hemen geçer. Oyundaki acı hızlı geçiyor. Hadi şaşırt beni. Ya abi bana çay vereydin. Şey, kahve vereydin. Çayım var zaten benim. Eyvallah da. Olur. 89. 66. Devam edelim. Lütfen devam edelim. Kesme. Bu kadar mı? O kadar övgüler yağdırdım senin için. Ver buradan bir kahve. Hiçbir yere bakmadan yatıcı. Allahu Ekber. Gördüm ki göreceğimi. Allah cezanı vermesin oyun gibi. Şunun yerine bana savaş pantolonu verse efsane olurdu ya. Çok istiyordum. Neyse, sağlık olsun. Şundan iyidir. Bu kargalar niye dellendi böyle? Aşağıda ceset var. Ulan tam da ayının mağarasının önünde bir sürü mantar vardı ha. Gidip alak mı? Evet, tatlı vadiye bir de böyle bakın. Karga kafama çarpacak. Ne kadar yüksekteyiz değil mi? Buralar eskiden hep butluktu diyerek girelim bu konuya. Burada daha bakılacak o kadar çok yer var ki güzel lütferen. Ama şu an vaktim yok. Daha sonra geleceğiz buraya. Ya şimdi 50 günlük daha önceki yaşam mücadeleme baktığımda yaklaşık 90 üzeri kibrit topladım. Tamam, çok da dikkatli kullandık. Yakmamaya çok özen gösterdim. Büyüteç bulduk vesaire. Ekmeğini yedik ama yine de bence kibriti burada çok dert etmemek gerekiyor. Ya oldu mu yakacağım yani. Bu mod çünkü mütecavız gibi değil. Sağ tarafta kurt var ve doğrudan bana mı geliyor ikisi de? Bıraktım. Acayip kokuyor. Oha, sen oradan bana yardırıyorsun ha? Hadi geçmiş olsun abi. Mod yapmışlar yemin ediyorum. Nasıl bir burnunuz var oğlum? Tutsaydım üzerimde doğrudan geliyorlardı ha. 4 tane tüy için. Et de yok. Yanlış anlamayın. Tamam, ben aldım cevabı. Şimdi benim fikrimi değiştirecek konuya gelirsek, buradaki geyiğin çıkacak eti almayacağım. 2 kilo da çıksa almayacağım. Alır mıyım ya da ya? Ya 2 kilo çıkma ne olur ya. Bak yarım kilo çık. Bir de ekstra tavşanlar var. Gider 2 kilo çıkar şimdi ha. Buyurun beraber izleyelim. Al işte ya. Öf öf. İki kilo et. Baraja gitsem ne olur? Ben niye açlık olayını bu kadar kafama takıyorum? Devam ediyorum. No no no. Yemezler. Eti de yemezler. Mantara devam aga. En güzeli. Biraz sıkıntıya soktuk değil mi kendimizi? Hem zor olsun güzel olsun dedim de bunu da kastetmiyordum yani. Lan yanlış yerden mi geldim? Bir dakika, niye benim kafam karıştı? Lan! Allah belanı vermesin. Kadın niye korkutturuyorsun beni ya? Kırık. Kırık. Her yerini kırıyorsun ya. Bu ses her zaman korkutuyor beni ya.
Oyuna ilk başladığımda da korkuyordum. Hala da korkuyorum. Ne iğrenç bir kırılma sesi. Bir de buraya gelirken el kırmıştık, değil mi? Ayakla da senkronlamış olduk. Yorgunluk birazdan başıma iş açacak. Peki. Çık hadi, çık 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 çık. Güzel, 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 güzel. Allah bozmasın. Maalesef o geyik var ya, bedduasını mı aldık? Ne yaptık boklu? 2 kilo eti vardı ya. Daha giderken de dedim ki bak 2 kilo çıkmasın. Alıp almamak arasında gittim geldim. Olay buraya geldi ya. Long Dark işte. Ya bu senaryolara çok alışkınım oyunda da. Bu mod çok hata kabul etmediği için. Yukarıda geyik var Metin. Etini alsam mı acaba? Her şey böyle başladı ya. Ters psikoloji yaparız belki. Al sana yatak. Tabii ki yok. Bırak, hiçbir şey yok. Zıkkımın kutusunu koymuşlar. Lan ne bileyim, bir bileme taşı, bir dikiş kiti. Allah belanı versin mağara gibi. Daha önce yaptığım çılgınlığı yapsam mı acaba? Sürpriz. Yapalım mı? Bence yapalım. Yapmazsam öleceğim. Bak yapmazsam öleceğim. Biliyorum. Yap 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 yap. Vallahi Metin, şu an tek şansım bu. Kesinlikle baraja yetişemeyiz. Oldu da kuzey ışığı çıktı, geçmiş olsun. Yatamazsın da. Kız ne oluyor? Derdin ne? Yak şunu hadi, başımız belada. Yak, sana koca bulayım. Evlenmek istiyor bu. Var mı aranızda bekar? Lan hayır. No 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 no. Hayır 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 hayır, kabul edilemez. İstemiyorum. Kalp atışı istemiyorum şu an. Mümkünatı yok. Isınmam. Ha, ısınıyorum. Tamam. Sakin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bunlar olacak şeyler. Bunları bilerek oynuyoruz. Bir fırtına çıkarsa ne olacak dediğinizi duyar gibiyim. Hayırlısı. Hayırlısı. Ne kadar sürede yapıyoruz? Neyim yok? 13. Allah cezanı vermesin oyun gibi ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. İki tane çıbağa ihtiyacımız var. 2 saat 23 dakika. Hiçbir seçeneğim yok. Hiçbir seçeneğim yok. Lütfen, 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 lütfen. 2 tane çubuk. 2 tane çubuk. Acil. Rafo, duy sesimi. Hipotermi yememeliyim. Yememeliyim. 2 tane çubuğumuz var bu arada. Bir tane buldum ama. Bir tane de buradan alacağız. Adrenalin kullanmak istemiyorum şu an. İzleyenlerin yarısı uyuyor galiba. Ya çoğu izleyicim beni tam ekranda izliyor Metin. Ondan çok sohbete katılmayan oluyor. Yorgun olabilen oluyor vesaire. Sıkıntı yok, canları sağ olsun. Yorgunluktan hala canım gidiyor. Ben bir kahve daha içeceğim. Toparlayamayacağız yoksa. Çeviririz, çeviririz, merak etmeyin. Hızlandırmalı mıyım? Çok canım gitsin istemiyorum. Biraz sürecine bırakalım. Çok heyecanlandım. Şu taş mıdır nedir? Şunu buradan bir alayım da ben. Şey yapmama engel olabilir.
Hadi ya, yaparız bence. Adrenalin basmadan yaparız bence bunu. İskent, hoş geldin. Yatıyoruz. Yatarak mı izliyorsun? Ya da izleyerek mi yatıyorsun? Bugün hafta sonu olduğu için, cumartesiye giriş yaptığımız için de biraz yayına devam ettireceğim, bilginiz olsun. Uykusu olan yatabilir, uykusu olmayan benimle kalabilir. Buralardayım daha. Valla çekirdek gibi oyun, başladım bırakamıyorsun. Biraz sonra başıma neler gelecek ben de bilmiyorum ama spontane oynuyoruz işte. Canımın durumunu görüyorsunuz. Bir aksilik çıkmazsa toparlayacağız gibi geliyor bana. Bakalım. Allah büyük. Şunu yiyelim. Lapayı gerekirse bitireyim, problem değil. Biraz açlığı dengelemem lazım da şom ağzına. Suyum mu yok sadece? Lapa var, su yok. Okey. Su yapalım. 1 litre yapayım, yeter. Çalıştıralım biraz ablayı. Yorgunluğu dengelemem lazım. Daha fazla canım gitmemeli. Yakacak sorunu var. Allah razı olsun ya. Bir an geçmeyeceksin sandım vallahi. Şu da oldu. Biraz rüzgar var. Şu rüzgarın geçmesi lazım. Kömür atmak zorunda kalmak istemiyorum ama mecburum galiba. Yo, değilim. Değilim. No, no, no. Değilim. Hipotermi yer miyim? O kadar da değil yani, bir zahmet. Astrid dur, her şeyi planladım. 56. Bir saat uyursam bonus yok, o ateş söner. Sıcaklığı yükseltmem lazım. 79 derecelik ateş, her yerde göremezsiniz. Nasıl abanmışsam. Burada 2 tane kurt görmüş müydünüz hiç? Moda hoş geldiniz. Abuk subuk kurt çıkıyor her yerden. Bugün ne içsek? Yumul yumul yumul, kalp atışı başlayacak. Çabuk 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 çabuk. Göm lapanı. Al meşaleni. Lütfen lütfen, hadi 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 hadi. 5 dakika nedir ya? Ne kadar soğuk? -25. Ya adrenalin kullanmak istemiyorum. Kullandırtma bana. Hadi. Bu benim hipotermimi şu an duraklatacak. Koş 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 koş. Bunları almak zorundayım. Biliyorsunuz sürekli tüketiyoruz. Bırakırsam kötü, içim kalacak. Ulaşırız ya herhalde. Normalde o baktığım tarafta geyik çıksa güzel olurdu. Orada biraz durabilirdim ama. Kahve yapmadım değil mi ben? Umarım pişman olmam. Ya kullanmak istemiyorum şeyi. Adrenalini. Şu an değil. Ama mecbur kalırsam mecbur kullanacağım tabii ki. Şunu da iç, şunu da iç. Yukarıda et çıkacağı garanti değil ki. Koşarak gitsem gene yorgunluk olacak ama en mantıklısı koşarak gitmek şu an. O da bir yere kadar. Maalesef bu modda stamina da çok geç doluyor. Kahvem de yok değil mi? Ya ben neden ateş yaktım da yapmadım ki bir tane? Battı balık can gider. Zaten bütün kahvenin içinden geçtik.
Yani adrenalin kullanmak istemiyorum şu an. Ya hayır yapma. Bir an önce seviyelenmemiz lazım ya. Nefret ediyorum şunun ateş yakamamazlığından. Hipotermi iyileşti. Kahveyi de içeceğim. Hem yorgunluğu alacak. Lan yap şunu. Hadi geçmiş olsun. Ya Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Şu an tutuşturucu yaparsam yapmalı mıyım ya? Dur dur dur. Onun bir kararını vermem lazım. Bununla olmaz. Bununla olmaz. Bu ne abi? Başım beladan kurtulmuyor ya. Galiba adrenalin. Galiba adrenalin. Çok kötü ya. Of, bu ne? Ya tam da görüyor musunuz? Baraj karşıda ya. Şimdi bir de hipotermi yiyeceğiz. Buyur buradan yak. Kömür atarsam başarabilirim hala da. Ateş yakamadık. Şimdi tutuşturucu da yok. Mecbur adrenalin kullanacağım galiba. Abi ölmekten iyidir. Canın daha fazla gitmesini de istemedim bu arada. Hızlıca bakayım. İnşallah yatak çıkar. Burada yok. Kötü. Tamam, yatak beni uğraştıracak belli ki. Aman bir şey verme. Aman bir şey verme. Hala yatak çıkma şansı var bu arada. Koş 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 koş. Şu iğneden 10 tane olsa ne eğleniriz değil mi? Canım mı sıkıldı? Bas geç. Kitap güzel oldu. Hadi gir artık. Gir 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 gir. Yeter yeter. Bu kadar ızdırap yeter. Sen bir gel. Çok iyi ya, çok iyi. İkinci eldiveni bulduk. Güzel deri verecek. Ayakkabıdır, odur, budur. Hepsini tamir ederim. Zaten ilk fırsatta şu açlık işini çözüp, yani yattıktan sonra tabii ki, hemen kıyafet onarımı işine girişeceğim. Bir fulleyelim onları. Biraz sıcaklık değerlerimiz yerine gelsin. Şimdi buraya girdim, biraz daha güvendeyim. Hala durum kötü, farkındayım. Yorgunluk yüzünden şu an canım gidiyor. Ama bir dengeleme yapacağım. Onu da bir kahve içip toparlamaya çalışacağım. Gerisini gerisi Allah kerim. Çok güzel bir şey gördüm bu arada. Ne gördüğümü gören var mı? Sizce ne görmüş olabilirim? Evet kaptan, bir fikrin var mı? Yoksa bu gece de mi fikirsizsin? Hank Amsterdam. Ne diyorsun? Ne görmüş olabilirim? Nasnaker gibi bir şey. Nasıl, siz nasıl söylüyordunuz onu? Almanca'da böyle farklı söyleniyor değil mi? Nasnaker gibi bir şey diyorlar. Çekiç mi? Burada çekicin ne işi var? Hilmi, bu arada Allah söyletti ha. Bence bulacağız çekiç. Karakroft balta. Evet, hiçbiriniz bilememişsiniz. Kırmızı bir şey gördüm. Kaliteli aletler çantası bulduk. Her zamanki yerinde beni bekliyor yine. Bayıldım. Sen şaka yapıyorsun. Sen lan! Süper! İki tane loot veren şeylere bayılıyorum ya. Bakın hiç endişelenmeyin. Şu an her şey kötü, görüyorum. Görüyorsunuz.
Ama hepsini yoluna koyacağım. Merak etmeyin. Çok da güzel toparlayacağız bu canı buradan. Her şeyi yoluna koyacağız. Zor oldu, güzel oldu. Zaten diyordum ya size, muhtemelen zor olacak. Bir adrenaline mal oldu bana. Kullanmak istemezdim gerçekten. Biliyorsunuz kolay kolay kullanmam ama mecburdum. Aranızdaki en şanslı kim bugün? Onu bir öğrenebilir miyim? Kasa açacağım da. Ben acaba şansımı zorlamadan gidip zıbarıp yatsak mı? Yorgunluk gene başladı da. Dur bakayım. Şu ateşi yenileyim ben. Şu kasaya bir dalayım hızlıca. O zaman Şapak, bu kasayı senin için açmıyorum. Hilmi için açıyorum. Bağ yürüdün çünkü. 28 gibi bir şeydi. Bayağı 26'ymış. 54 gibi bir şeydi. Diğerini bulmak hızlı olacak. Bayağı 57'ymiş. Tamam, bunu da gıplaştırmayın, yavaş. Açalım gidelim abi. Gene gidecek bana para verecek değil mi? Çok ihtiyacım var ya. Market var da ben mi alışveriş yapmıyorum? Para verme ne olur. Allah senin belanı vermesin ya. Ay şu mağazama. İnsan paradan nefret mi eder ya? Ettiriyorlar. Normalde lazım. Burada lazım değil. Üst tarafları falan sonra sizinle birlikte lootlayalım. Hemen şurada göz ucu bakacağım. Açlık bonusu gitmek üzere değil mi? İzin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ayrıca şunu da gömelim biz. 37. Şimdi bir de zehirler beni. Seyredin olayı. Hayır. Zehirleme yok. Zehirleme yok. Teşekkür ettim. Bank Amsterdam. Dolar işimize yaramıyor Astrid. Hilmi. Aylardır söylüyorum. Kadın para göz, ne yapayım? Şimdi bu oyundaki hayatında, sen şaka yapıyorsun. Oyundaki hayatında doktor ya. Yediği önünde yemediği yer, sen şaka yapıyorsun. Ne oluyor oğlum? Şimdi konuşturmadı bir ya. Doktor ya. Şimdi yediği önünde yemediği arkasında, bakın hep size bundan bahsederdim. Bir gözlerime bir maşallah alabilir miyim? Nereden testere çıktı, gördünüz mü? Kaç tane izleyicime burayı söyledim, kimse bana inanmıyordu. Sanıyorlar ki sallıyorum. Yardım da iyilik de yaramıyor ya. Söylüyorum orada testlere çıkıyorum. Yok orada çıkmaz. Al çıkmaz. Evet Hilmi. Boncukların için teşekkür ederim. Karacroft. Şafak Doğan. Şafak, modla ilgili bilgin var mı? Şu an oynadığım. Izdırap modu. Yoksa küçük bir bilgilendirme yapayım. Seni de korkutmak gibi olmasın ama. Gittim ok başlarını, nacak bıçak yaptım, geldim. Darısı başıma. Bu modda değil herhalde değil mi? Korkutma beni. Abi ne kadar büyük bir yer, yemin ediyorum, bak bak bitmiyor. Daha bir de üst katları var, alt kata da bakamadık. Kuzey ışığı gelir korkusuyla değil mi? Hala 22'li kibrit yakalayamadım bu arada. Enteresan. Çıkacak bir yerden de nereden bilmiyorum. Tutuşturucu almayı pasır tepesi mi toplasak? Var mı peki? Sıçtık. Neyse hadi ben gidiyorum. Hayvan gibi uyumamız lazım. Hazır hava güzelken. O ne?
Ya verme şunu bana ya. Verme şunu bana. Ot kurutucuyu ne yapayım ben? Dayı oradan bir yemek. Hadi yattım ben. Şafak Doğan kolay modda oynuyoruz gibi geldi. Ha Şafak, Allah cezamı vermiş, kolay mod diyorsun. Yarın erken geldi, azıcık beni izle. İki de sohbet ederiz. Gör bak neler yaşıyoruz. Ölüyorum diyorum. Kolay mod diyor ya. Böyle yani, lootumuz iyi. Sadece ağır çekiç sorunum var şu an. Onu da bulduk mu bence toparlayacak gibiyiz. Şu ana kadar bir tane hastalık geldi. Umarım daha geç gelir diğerleri. Bakalım. O zaman bu akşamki yayından bu kadar olsun. Eşlik ettiğiniz için her birinize çok teşekkürler. Akşam 8.30-9.30 arası burada olurum. Müsait olursanız sizi de beklerim. Bir aksilik çıkmazsa. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Akşamki yayında görüşürüz. Hayırlı geceler. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.